Bugünleri hayal edememiştim ben. Yani 3 sene zarfında 14 dişi ile canlı yayın gerçekleştirebilecek bir radyo olabileceğini, bir İsviçre televizyon kanalımız olabileceğini hakikaten düşünememiştim. Birçok konuda bu bizi hakikaten kısa zamanda buraya geldik, sevindirdi bizi. Neden? Çünkü İsviçre'de yaşayan Türk toplumunun bir sesi olmayı başarabildik. Bunu bir marka haline getirebilmeyi başarabildik. Başta ben bugüne kadar, kuruluşundan bugüne kadar şu anda aramızda bulunmayan, emeği geçen değerli arkadaşlarımız, dostlarımız adına ve şu anda hala hizmetlerine devam edebilen arkadaşlarımız, başta siz olmak üzere hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Bunu göğsümü gere gere söyleyebilirim ki, çünkü bugüne gelirken tüm arkadaşlarımız hiçbir ücret almadan gönüllülük esasıyla bugüne geldiler. Bir günden bir güne bir sistemde bulunmadan bugüne geldiler. İşte bunu başarabilmek çok zordu. Biz bu zoru başardık. İnşallah bundan sonra çok daha iyi olacak diye düşünüyorum. Ama esas ifade etmek istediğim konu şu. Biz bunu sadece İsviçre'ye yönelik düşünmüştük. İsviçre'de yaşayan Türk toplumundan yönelik düşünmüştük. Ama bu gezi bize bir şeyi daha öğretti. Gösterdi ki biz artık Avrupa'ya açılmamız gerektiğine inanıyorum. İlk adım Kosova'da gerçekleşti. Kosova Prizren'den yayın yapacak bir arkadaşımız size kazandırdık bu gezimizde. Kendisinin de adını ben şuradan paylaşayım sizlerle. Bilge Şengül diye bir arkadaşımız. Gerçekten kendisi İstanbul'da üniversiteyi okumuş, eğitimci bir kardeşimiz. Kendisine ben bir kez daha buradan şimdiden başarılarını için Allah yolunu açık etsin diyorum. Oranın dertlerini, sorunlarını İsviçre'deki burada yaşayan Kosovalı olan soydaşlarımızdan da, oranın Arnavut vatandaşlarıyla da paylaşacak, birebir duyurularını burada bizlere iletecek. Biz bu konuyu siz Kosova'dayken konuştuk ve farkına da vardık. Yayınlarımızdan hangi bölgelerden, hangi yayınlar, hangi yani ne hangi ülkelerden daha fazla dinleyici alıyoruz veya yayınımıza şu anda telefon bağlantılarına katılıyorlar ve gördük ki Avrupa'nın dışında, yani İsviçre'nin dışında Türkiye, bütün Avrupa'ya yayılmışız ve dinleyicilerimiz gerçekten çok. Biz acaba dedik, şimdi bu haberde gelince, sizden de gelince haber bize şimdi Kosova'daki olay. Şimdi biz bunu dedik, acaba dedik bu olayı biz İsviçre FM Avrupa mı yapalım diye düşünmedik değil yani. Gerçekten biz şu anda anladım yani dinleyici potansiyelimize göre biz şu anda 30-40 bin üzerine çıkmaya başladık. Dinleyici, günlük dinleyicimiz. Ve DJ'den DJ'de fark ediyor tabii ki, ama her DJ'mizin Avrupa'da, yani Türkiye ve Avrupa'da dinleyici sayısı acayip bir şekilde çoğaldı. Şimdi tabii diyorum ya, bu noktaya bu kadar kısa zamanda ulaşacağımı ben de tahmin etmemiştim. Başta işte siz değerli arkadaşlarım olmak üzere tüm DJ arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür etmek isterim. Şöyle ki çok değişik yollar izliyorlar. Şu an yani şu anda bizi her DJ arkadaşımızı, ben çünkü birebir buna şahit olduğum için paylaşabilirim. İngiltere, Belçika, Almanya, Fransa, Avusturya, İsviçre'yi artık saymıyorum. İsviçre'yi artık saymıyorum. Balkan ülkeleri olmak üzere Amerika'dan da bir dinleyici kitlesi var, devamlı takip ediyorlar. Türkiye'den var. Şimdi buraya Kosova da dahil oldu. Dolayısıyla bu daha da büyüyecek. Evet, bir Avrupa radyosuna doğru gidiyor, fakat İsviçre FM Avrupa'ya hitap eden bir radyo olması, bu şekilde kalması uygun olur diye düşünüyorum. Çünkü Avrupa'da
şu açıdan diyorum. Avrupa'da Avrupa Birliği'ne üye olmayan tek ülke. Dolayısıyla birçok dünyadaki siyasi konularda tarafsız kalmış bir ülke. Biz de o yönde hareket edersek daha uygun olur diye düşünüyorum. Biz de zaten tarafsızlığımızı her zaman söylüyoruz. Her şeyde aynı uzaklıkla aynı yakınlıktayız. Kim olursa olsun bizim için değişmiyor. Hepsine aynı uzaklık ve aynı yakınlık. Ve bütün yaptıkları faaliyetlerde biz buradan İsviçre FM, İsviçre TV olarak da aynı uzaklıkta ve istekleridir. Yani talep geldiği sürece yardımcı olmaya ve gösteren kendilerine destek olmaya çalışıyoruz. Ve onların bazı sorunları, çünkü İsviçre'de de bizim de sorunlarımız var. Şey olarak, halk olarak, toplum olarak. Bunları da halkımız birebir öğrenmesi için de onların yanında olmaya çalışıyoruz. Ve Avrupa'ya da şayet böyle güzel şeyler de anlatabilirsek, sizin yaptığınız olaylar, yani sizin misliyatın yapmış olduğu güzel çalışmalar ve bunun dışında Avrupa'ya yatırım yapmak isteyen Türk iş adamları da olursa, bunları da duyurabilirsek tabii ki bizler çok da mutlu oluyoruz. Kesinlikle katılıyorum. Tüm harf sözlerine katılmamak, desteklememek mümkün değil. Ama ben şunu diyorum. Geçmişten yola çıkarsak benim kendi kişiliğimle bağlantılı olarak tabii ki bir siyasi kimliğim benim var mıdır? Var. Bunu ben hiçbir zaman inkar etmedim. Ve bu siyasi kimliğimi de hiçbir zaman kullanmadım. İsviçre Türk toplumunda yaşayan vatandaşlarımızın hepsi bilirler ki Orhan Karaduman hiçbir zaman İsviçre FM radyosunun da televizyon kanalının da kurulduğundan itibaren taraf olmamıştır. Taraf olmuştur. Şu şekilde olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmezliğinden, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızın birliğinden yana kullanmıştır. O yönde tarafızdır. Onun haricinde taraf değildir. Bizim zaten bu yola çıkarken tek amacımız vardı. Burada yaşayan İsviçre Türk toplumuna hizmet edebilmek. Buradaki Türkiye Cumhuriyeti başta büyükelçiliğimiz olmak üzere burada bulunan başkonsolosluklarımız, burada bulunan sivil toplum teşkilatlarımız ile tabandaki halkımız arasında bir köprü vazifesini oluşturabilmekti. Bunu da büyük ölçüde başarabildiğimize inanıyorum ben. Şunu bir kez daha üzerine basa basa söylemek istiyorum. Bizler tarafsızız. Tek amaç ve gayemiz İsviçre'de yaşayan Türk toplumuna hizmet etmektir. Çünkü İsviçre Türk toplumunu zaten çeşitli görüş ve siyasi yapıya mensup olan vatandaşlarımız oluşturmakta. Dolayısıyla hiçbirinin arasında ayrım yapabilmek söz konusu değildir. Şimdi hepimiz tabii ki, herkesin bir gönlünde yatan bir aslan var. Bu kimse bunu inkar edemez. Şu bir gerçektir. Evet, bir gerçektir. Biz bunu dediğimiz gibi mühim olan hizmet, halka hizmette hep beraberiz. Halka hizmet kim olursa olsun önemli değil. Ama şayet birine hizmet olduğu zaman o zaman biz de mesafemizi koyuyoruz. Yani illa bir tarafa yönlendirmek, bir tarafa çekilmek istendiği zaman biz de o zaman diyoruz ki duvar var burada arkadaşım, böyle yapamazsın. Doğrusunuz ama şunu ben şey yapıyorum. Biz bugüne kadar hiçbir şekilde zaman geldi siyasi konuları tartıştık. Zaman geldi sivil toplum başkanlarını bir araya topladığımız zaman buranın sorunları üzerinde paylaşımlarda bulunduk. Hiçbir kimseyi, hiçbir sivil toplum teşkilat başkanımızı orada zora düşürecek bir soru yöneltmedik. Sıkıntıya sokacak ya da televizyonda kamuoyu önünde, izleyiciler önünde bir sıkıntıya sokacak veya rencide edecek bir duruma girmedik. Giremezdik. Çünkü hepsi buradaki Türk toplumuna hizmet için var olmuşlardı. Senelerini vermişlerdi. Onların hepsi bizim için başımızın üstünde yerleri var. Ayrım yapmadan söylüyorum bunu. Yine bizler tarafsız olarak hepsine açıkız. Hepsini ekranda izleyicilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz. Yani. Şimdi ben duvar derken bizi bir yere çekmeye çalışmalarından dolayı biz duvar koyuyoruz. Çünkü biz bir yere endeks olamayacağımız için hiçbir kimseye de aynı şekilde onlara yakın olmaktan ziyade hep aynı yakınlıkta olduğumuz için bütün hepsine bizi bir yerlere çekmek istedikleri zaman o zaman ben duvarı çekiyorum. Yani bu sizin de anlayabilirsiniz.
anlayışınız bu, benim de anlayışım bu. Çünkü herkese eşit olmamız gerekir. Bir tarafa yakın gözük, bir tarafa uzak gözükmek bize yakışmaz. Kesinlikle değil. Zaten biz bunu yayın politikamızı başından itibaren belirledik. Dedik ki bizim varoluş sebebimiz buradaki İsviçre Türk toplumuna yararlı olabilmek, faydalı olabilmek dedik. Dolayısıyla bu hedeften bugüne kadar taviz vermeden yürüdüğümüze inanıyorum. Yaklaşık bir ayı geçti. İki aya yaklaşıyor. Siz geldiniz İsviçre FM ve İsviçre TV Genel Yayın Yönetmenliğine. Dolayısıyla benim misyattan dolayı yoğunluğum devam ettiği için zaten ben sizlerle alakadar olamıyorum. Onun için de yani burada da sizlerden özür diliyorum her zaman dönemediğim için. Ama sizin de göreve geldiğinizden bugüne kadar da bu yoldan hiçbir sapma olmadı. Dolayısıyla bu böyle devam edeceğine inanıyorum. Çünkü artık biz faniyiz. Bugün varız, yarın yokuz. Ama ben bu 3 sene zarfında bugün gelinen noktada şuna şahit oldum. Demek ki ben gözümü kapatsam bu İsviçre televizyon kanalı, radyosu bu şekilde devam edecek. Beni de en mutlu eden bu zaten. Biz zaten biliyorsun görevin devamlılığıdır veya misyonun devamlılığıdır. Bunu biz çocukluğumuzdan beri öğrendiğimiz şeylerdir bunlar. Ve biz de bu misyonu bu şekilde aldık ve misyon bu şekilde devam edecek. Buna emin olabilirsin. Tabii ki bunlar bizim aynı zamanda hizmet aşkımızdan. Sizde nasıl hizmet aşkı, biz de hizmet aşkından ve bize verilen görevin yerine getirilmesi. Tabii ki en azından hepimiz vatanımızı, milletimizi, toprağımızı seven insanlarız. Dolayısıyla vatana, millete, bu toprağın insanına hizmet etmek bizim için ibadet etmekle birdir. Ben bunu böyle düşünüyorum. Elbette ki az önce dediniz ya, çekmek isteyenler olacaktır. Bu yönde çekmek isteyenleri de bizim, siz de ifade ettiniz ki set oluşturduk dediniz. Evet, kimse bizi o yönde kullanamaz. Çünkü dediğimiz gibi bizim misyonumuz farklı ama... Bu yolda iftira edenler olacaktır. Bu yolda yolumuza taş koyanlar olacaktır. Onları kızmıyorum. Kızmayacağız. Bir bütün olarak konuşmak icap ederse kızmayacağız. Bilhassa onları da eğiterek, aydınlatarak, onları da yanımıza alarak yolumuza devam edeceğiz. Biz herkes açığız. Hep söyledik, herkes açığız. Herkes bize gelir. Biz de onlara gidebiliriz. Bu sorunumuz yok. Yalnızca işte dediğimiz gibi bazı yerlerde az önce taş koymak veyahut da şey yapmak, karalamak. Beni karalıyorsan gelirsin. İfade et. Ben kameraları da açarım. Radyomuzu da açarım bu konu. Bana yaptığın olayı ben sana ispat ederim diye çıkarım karşıma. Televizyonumuzda gelsin konuşsun. Gayet, biz bunu her zaman açıyoruz. Gayet tabii ki Erol Bey. Şimdi her şeyi biz doğru yapıyoruz demek değildir. Bizlerin yanlışı yok mudur? Elbette bizlerin de yanlışı olacaktır. Sonuçta insanız, insanoğlu beşerdir, şaşardır. Dolayısıyla bizim hatalarımız olduğu zaman bizler de hatalarımızdan, bizler 20-30 senelik medyacı değiliz. Bizim de hatalarımız olduğu zaman da biz bu hatalara da açıkız. Her hatamızı kapatarak yol almaya devam ediyoruz. Bunlar azaldıkça bizim de mükemmelliğimiz artacaktır diye düşünüyorum. Bu konuda hiçbir şekilde ben kompleks yapmıyorum. Her şeyi ben biliyorum, havasına da girmiyorum. Dolayısıyla hepimiz aynı kanıdayız. O yüzden bu yönde sıkıntı yok dediğim gibi. Ama bilinçsiz olarak yapılan hatalar kabulümüzdür. Ama yaptığımız hizmeti karşı taraf eğer ki sadece bir karalama kampanyası olarak sürdürmek isterse, dediğim gibi bizim için tek yol var. O insanları eğitmek, aydınlatmak, o insanları da yanımıza alıp yürümek. Şimdi o zaman ben şunu da şöyle düşünüyorum kafamda. Biz sizi seviyoruz. İnsan olarak, evet, kişi olarak, vatandaş olarak ve halkımızdan. Siz de bizi sevebiliyorsanız, bizim gibi sizi sevdiğimizi sevebiliyorsanız, o zaman aramızda zaten sorun olmaz. Kesinlikle, kesinlikle. Bakın bugün
Burada oluş sebebimiz İsviçre İslam Toplumu Genel Başkanı Sayın Abdullah Kasapoğlu da az önce sizinle görüştü, konuştu. Bugün de burada bu teşkilatımızın bir kermesi var. Şimdi baktığınız zaman da işte bu kermesleri sadece ekonomik yönden ele almamak lazım. Sadece bir ekonomik kazanç olarak ele almamak lazım. Eğer bu göz ile bakılırsa işte en büyük yanlışlık da burada yapılır. Bugün burada birlik, beraberlik, dayanışma, ekonomik desteğin yanında bir de insanları bir arada kaynaştırma var. Kültürel konularda bakın kitaplarımız sergileniyor. Her yörenin yiyecekleri ikram ediliyor. Artı burada ben görüyorum başarı açık olan da var, kapalı olan da var. Hiçbir ayrım yok. İşte bunun değerini bilmek lazım. Bunun kıymetini bilmek lazım. Bu yönde yapılan tüm kermeslerin ben istiyorum, arzu ediyorum ki bu şekilde katılımı çok olan kermesler düzenlensin. Ben bugün buraya gelmekten bir kez daha mutlu oldum. Çünkü daha önceki MİSİAD başkanlığına gelmeden önce bizim yine İsviçre İslam toplumuna ait Valen camisinde kermeslere katılmıştım. Orada da aynı hava vardı. İnanır mısınız? Ta aşağılardan, Cenevre'den o kermes için gelenleri ben orada görmüştüm. Cenevre neresi, burası neresi? 250-300 kilometreye yakın bir yer. Ama insanlar işte geliyorlar yani. Niye? Buradaki bu sıcaklığı, bu atmosferi görmek, yaşamak için geliyorlar. Dolayısıyla dediğim gibi hangi sivil toplum teşkilatının kermesi olursa olsun herkesin katılımda bulunmasını ben istiyorum. Buraları sadece ekonomik çıkar yeri olarak görmek en büyük yanlışlıktır. Burada bir kardeşlik, kültürel bir faaliyet sergileniyor. Bunun da görülmesini ben istiyorum. Ve de herkesin buraya çıkıp gelmesini rica ediyorum. İnşallah herkes bu temenninizi, bu şeyinizi, duyurunuzu duyar ve gelirler. Ve bundan sonraki yapılacak olan bütün çalışmalarda inşallah herkes burada gelir ve katılır ve katkılarını sunarlar. Ama ben de bu arada size çok teşekkür ederim. Bizlerle beraber oldunuz. Tabii ki daha bundan sonraki yayınlarımız da olacak. Ve televizyonda oturup bu konuları detaylı konuşacağız. Evet, detaylı konuşacağız. Ve inşallah olur da genel başkanımızla telefonla bağlantı yapabilirsek de kendisine de bu konuda bilgi alma şeyimiz olur inşallah. Yani, sözünü şimdiden verebilirim. Okay. Gerekirse biz Türkiye'ye gideriz. Onlarla bu görüşmeyi yapmaya çalışırız. Ama biz de İsviçre TV olarak, şimdi tabii ki patronumuz sizsiniz ama biz İsviçre TV olarak, İsviçre FM olarak da biz şimdi sen biz tabii siz de bizle konuşun. Sonuçta benim Orhan abim kabul etmiyorum ama evet. Evet. Biz ben her zaman herkes yerini bilmeli abi. Şimdi ben onu da söyleyeyim, herkes yerini bilmeli. Ama şunu da söyleyeyim, artık sorumluluk bizde. Evet. Biz de şunu istiyoruz sizden. Sizin çalışmalarınız, sizin yaptığınız bütün organizasyonlarda bizler de tabii pay almak istiyoruz. Pay almak derken sizleri de beraber yaptığımız bütün işleri halkımıza, insanımıza gösterip ve iyi veyahut da kötü yorumlarını onlardan da almak istiyoruz. Niye? Çünkü çalışmalarınız, güzel çalışmalarınız olacak. Bunları da onlar da görsünler ki yapılan faaliyetlere destek versinler. Evet, kesinlikle. Kesinlikle ona katılıyorum. Bundan sonra tabii ki MİSİAD'ın tüm etkinliklerinde size yer her zaman olacaktır. Bunu da en iyi şekilde sizin duyuru olarak kullanacağınızdan hiç benim şüphem yok. Dolayısıyla sonuçta MİSİAD burada sadece şunu da belirtmek istiyorum artık sadece sanayici ve iş adamları derneği olabiliriz ama biz sadece sanayici ve iş adamlarına karşı duyarlı değiliz. Biz İsviçre'de yaşayan işsiz olan vatandaşlarımıza karşı da duyarlıyız. Bir de staj yapacak, Lerştelle arayan gençlerimize de evet onlara karşı da sorumluyuz. Bunlarla da ilgili yönetimimizde iki masamız var. Burada görevli arkadaşlarımız var. Öyle ki burada biliyorsunuz Türkiye'de taşeron firma geçiyor. Burada
temporal biri olaraktan geçiyor. Evet. Dolayısıyla artık bakıyoruz temporal bürolar da vatandaşlarımız arasında çok iyi Almancası olan, çok iyi geçmişi bulunanlara destek oluyor, onları kabul ediyor fakat diğerleriyle ilgilenmediğine şahit oluyoruz. Çoğunların durumları daha zor, her yerde iş bulamıyorlar. O yüzden bu vatandaşlarımızı MİSİAD'a üye işveren arkadaşlarımızla bir araya getirip buluşturup hem sanayici ve iş adamlarımızın işçi açığının kapatılması hem de o vatandaşlarımıza, iş bulamayan vatandaşlarımıza da iş kapısı bulmak için de bir aracı olmayı kabulleniyoruz. Bu yolda çalışmalar yapıyoruz. Tabii ki bu tamamen ücretsiz, tamamıyla MİSİAD'ın bizim buradaki vatandaşlarımıza, işverenlerimize bir hizmeti olarak paylaşacağız. Aynı konuda Lerşitel'le bulamayan gençlerimiz için de biliyorsunuz burada her işveren de Lerşitel'le arayan, stajyeri arayanlara yer veremiyor, iş veremiyor. Bu yönde de biz bu imkana bulunan işverenlerimizi listesini çıkarıp hangi meslek dalıyla alakalı olursa olsun stajyeri arayan gençlerimize bu konuda da destek olmak. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Bugün gerçekten güzel bir konuşma oldu. Bilgileri aldık sizden. İnşallah daha sonraki çalışmalarda yine beraberiz. Yine tekrardan stüdyolarda beraber olacağız. Bu konuları daha da detaylı konuşacağız. Bugün için çok teşekkürler. Bizleri bu kırmadınız. Burada birlikte oldunuz. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum Erol Bey. Sizlere de bu fırsatı tekrar bize verdiğiniz için bir kez daha teşekkür ediyorum. Başta siz olmak üzere. Radyoda, TV kanalında bulunan tüm arkadaşlarıma da kalben teşekkür ediyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum hepinize.